Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Faksa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ile Faksa Dolunay Mahallesi'ndeki devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Dolunay Mahallesi'nde bulunan Meşevdere Sokak, Başköy Sokak, Çalakuşu Sokak başta olmak üzere toplamda 11 tane ayrı sokak ve caddemizde asfalt çalışmalarımıza Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde devam ediyoruz. Bu bölgede yaklaşık 4 aydır çok koordinasyonlu bir şekilde altyapı kurumlarının tamamının planlı programlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü bölgede artık son aşamaya geldik. Toplamda 2200 metre olan bu çalışma inşallah 3 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İlk etabı olan 1200 kilometrelik kısmını bu gece itibariyle tamamlayacağız. Dolunay bölgemizin en yoğun nüfusun yaşadığı alanlardan bir tanesindeyiz. Bu bölgemizde yaklaşık 10 bine yakın hemşerimiz yaşıyor ve uzun yıllardır altyapı eksikliğinden dolayı bir takım talepler vardı. Başta doğalgaz sorunu çözüldü. Sonrasında tüm kamu kurumları YEDAŞ'ından Telekom'una, USKİS'inden Büyükşehir Belediyesi'ne, Fatsa Belediyesi'ne kadar çok ummalı bir koordinasyonlu çalışma gerçekleştirdi. Bugün böylesine güzel bir, konforlu bir yol ağını hemşerilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fatsa'da yapılan her bir çalışmanın ayrıyeten takipçisi ve talimatçısı olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İrbi Göre de ayrıyeten tüm hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Evet, Fatsa şimdi Dolunay Mahallesi'ndeydik. Şu anda bu Dolunay Mahallesi'nde bildiğiniz gibi zaman zaman yağmur sularından taşkın olayları yaşanıyor. İlk etapta yağmur suyu geliyor Dolunay Mahallesi'nde sıkıntı yaratarak burada taşkına sebebiyet vermekteydi. Bunun sebebinin altyapıdan kaynaklandığını biliyorduk. O nedenle ilk olarak altyapıya ağırlık verdik. Önce Dolunay 1'de, Şivanlı'da Dolunay 2'de dolmuş güzergahı üzerindeyiz. Ve buranın altyapısını, su, kanalizasyon, yağmur suyu hattını yeniledik. Öncelikle buradaki insanlarımızın rahat, huzurlu, konforlu, ayağı çamur olmadan rahat yaşayabileceği altyapıyı temin ettik. Ardından da asfaltlama çalışmalarına başlandı.